Merhaba arkadaşlar, ben Ebru Doğan. Bugün sizlerle AYT sınavını çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde düşmek sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Bulunduğu, durduğu, tutunduğu yerden ayrılarak yukarıdan aşağı inmek. Yapraklar sonbaharın gelmesiyle ağaçlardan düşüyordu. A seçeneği doğru. B seçeneğinde kaza sonucu hızla yere inmek, çarpmak. Motoru arızalanan uçak bir anda düştü. Doğru. Zamanı gelmeden doğmak, ölü doğmak. Yaylada fırtınanın şiddetinden korkan inek yavrusunu düşürmüş. Doğru. Yazılırken yanlışlıkla atlanmış olduğu için eksik kalmak ya da basılırken aradan gitmek. Bu cümleden 3 kelime düşmüş. Bu yüzden anlam çıkmıyor. Doğru. Yerinde olmak, yakışık almak, uygun olmak. İş başa düştü, yapacak bir şey yok. E seçeneği arkadaşlar hatalı, çünkü iş başa düştü derken beklenen yardım gelmeyince kendi işini kendin yapmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir karşılaştırma söz konusudur? Şiir bir düş dünyasının ya da duygu yoğunluğunun formata dökülmüş şeklidir. Burada herhangi bir karşılaştırma yok. Bu bakımdan en lirik hisler aşkın en yoğun hissedildiği şiirlerde bulunur. En lirik derken diğer lirik hislerle bir karşılaştırma mı yapıyorum? Evet. Dolayısıyla 2'yi alabilirim. 3'teyim. Bu şiirler insanı yoğun bir duygu dünyasında sarar, sarmalar ve kolay kolay da bırakmaz. Burada da herhangi bir karşılaştırma yok. Düşünsel şiirlerde, duygusal şiirlerdeki kadar güçlü bir lirizm bulunmaz. Düşünsel şiirlerle duygusal şiirleri ne yaptım? Karşılaştırma yaptım. Dolayısıyla bunu da alacağım. Bu şiirler insanı düşünmeye iten, sorgulayan, sorgulatan şiirlerdir diyor. Burada da herhangi bir karşılaştırma yok. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim 3. soruyla. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Dili deforme etmek ikinci yeninin en önemli özelliklerinden biridir. Ondan önceki şiire baktığımızda örneğin Orhan Veliler'de, ondan evvel Yedi Meşalecilerde dil bir kavramlar meselesidir. Şairler bu kavramları kullanırlar. İkinci yeninin büyüklüğü doğrudan doğruya yeni bir dil getirmiş olmasındandır. Dikkat ederseniz Ece Ayhan'da, Cemal Süreyya'da, Turgut Uyar'da, Edip Cansever'de başka bir dilin yaşadığını görürsünüz. Şunun altını çizmek istiyorum. Kendinden öncekilerin diliyle hiçbir ilişkisi yoktur çünkü. Her şair kendi dilini getirir. Asıl önemli olan da budur. Ben bir şairi kullandığı dilden anlıyorum. Hepimiz Türkçe yazıyoruz ama büyük şair orada kendisine özgü bir ses buluyor diyor. Şimdi şairlerde başka bir dilin yaşadığını görmemiz ve kendinden öncekilerin diliyle hiçbir ilişkisinin olmaması altını çizeceğimiz yerler olacak. Aşağıya bakıyorum. Sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir diyordu. Dili deforme etmekten kastınız yeni bir dil yaratmak mıdır sorusuna cevap olabilir arkadaşlar diyeceğiz. Devam edelim. 4. sorumuzla. Bu dörtlüklerle içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi. Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca, başlamış akmağa çoban çeşmesi. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ırmakları görüyorum, çoban çeşmesini görüyorum, işte şurada suyumuz var. Gibi doğadaki unsurlara yer verilmiş değil mi? Mesela şurada yine bağlar var. Dolayısıyla aklıma ne gelecektir? Pastoral şiir gelecektir. Epik şiir neydi? Kahramanlık ön plandaydı. Satirik şiirde eleştiri, iğneleme vardı. Lirik şiir duyguların coşkun bir dille aktarımıydı. Dramatik deyince acıklı ya da korkunç yana yöne yer verirdi ve karşılıklı manzum şeklinde yazılırdı. Cevabımız Denizli'dir. Devam edelim 5. soruyla. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım hemen. Özbek ve Kazak halkları eskiden beri birbirleriyle dost olup uyum içinde yaşamaktadırlar. Türk dilinin iki kolunda konuşan bu iki halkın tarihi, medeniyeti ve değerleri birdir.
Bu yakınlık bugün devletler arası işbirliği için sağlam bir temel teşkil etmektedir. Ülkeler arasındaki işbirliği 1998 yılında Taşkent'te Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetler arasında imzalanan Ebedi Dostluk Anlaşması, 2013 yılında Ankara'da Özbekistan ile Kazakistan Cumhuriyetleri arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ruhu çerçevesinde gelişmiştir. Bu iki taraflı işbirliği bütün alanları kapsayacak hale getirilmiştir. Böylece parlamentolar, bakanlıklar ve kurumlar arasındaki ilişkiler sistematik hale gelmiştir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ülkelerin geçmişlerinin ve kökenlerinin birbirleriyle ilişkilerini etkilediğini. Paragrafın genelinde zaten bunu görüyoruz. Altını çizdiğim yerlerde daha net görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Devam edelim 6. soruyla. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? RDA'nın pas tutmuş kilidini zorlukla açtım. Uzun süredir buraya girmediğimi hatırlatan kalın bir toz tabakasıyla karşılaştım. Etraftan küf kokuları geliyordu. Buna rağmen çocukluğumun en güzel yıllarında oynadığım topacı bulmaya kararlıydım. Ne güzel günlerim vardı o topaçla. Mahalledeki tüm çocukları alt ederdim ve topaçlarını oyun dışına atardım. Altı lal kırmızısı, üstü zümrüt yeşil olan topacımı torunuma vermek için bulmam gerekirdi. İşte nihayet buldum. Eski dostuma yıllar benden daha naif davranmıştı. Şimdi arkadaşlar paragrafın geneline baktığım zaman bir hikaye tekniği vardır değil mi? Hikaye etme var. Hikaye etme varsa burada öyküleme vardır diyeceğim. Dolayısıyla elemeye gidersek D'yi eledim, D'yi eledim. A, C ve E seçenekleri arasında kaldım. İkinci unsurda arkadaşlar görsellik ön planda burada. Görsel bir betimleme var. Mesela altı lal kırmızısı, üstü zümrüt yeşil olan topacım. Gözlerimi kapattığımda, gözlerimle tasvir yapıyorsam betimleme ön plandadır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Devam edelim 7. soruyla. Bu parçada Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Dış alem manzaraları veya onlar kadar renkli ve canlı olan rüyalar, hayaller ve ümitler Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun şiir ve nesirlerinin en önemli unsurlarını teşkil eder. Bunlar bir takım duygularla yüklü olmakla beraber sözcüklerden yapılan tablolar gibi kendi başlarına estetik ve plastik değerler de taşırlar. Duygu ve düşüncelerini çeşitli imajlar vasıtasıyla anlatan şair, sözcüklerle durum, duygu ve hayaller arasında birliktelik kurar ve böylece karşımıza sözcüklerin renklendirdiği, dizelerin şekillendirdiği bir manzara canlını verir. Yani arkadaşlar sözcüklerini bir ressamın boyalarını kullandığı gibi kullanıyormuş Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Devam edelim 8. soruyla. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Emrah'ım dinledin benim sözlerim, muhabbetin can evimde gizlerim, ne duruyorsun ağlasana gözlerim, bir daha yarını görebilmezsin. Şimdi arkadaşlar Erzurum'da Emrah'ın yazmış olduğu bir şiir ki burada bir de mahlas düşürmüş. Aşık tarzı halk şiirine anlayışına aittir diyebiliriz. Bunu aldım. Şiirin tapşırma bölümünden alınmıştır. İşte mahlası geçiyor, adı geçiyor. Halk edebiyatında ben buna tapşırma derim. Bir taşlamadan alınmıştır diyor. Herhangi bir eleştiri var mı? Yerme ya da toplumun aksayan yönlerini söyleme gibi. Yok. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Yöresel söyleyişlere yer verilmiştir diyor. Mesela ne duruyor demiş. Doğru. Duraksız 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur diyor arkadaşlar. Hece ölçülerini sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 şeklinde hece ölçüsünü de görüyoruz. Emin olmak için diğerlerini de sayabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan. Devam edelim 9. soruyla. Bu dizelerde altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim su yandı, kum dayandı.
Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, önüme baş kaldıran dertli uykumda yandı. Yurdumdan mahrum edip dolaştırdığım cem gibi ruhumla söndü alev, sonra ruhumda yandı. Şimdi yurdundan mahrum edip dolaştırdığın cem gibi. Cem Sultan olayını arkadaşlar ne yapıyor? Bir atıfta bulunuyor. O olayı bize hatırlatıyor. Hatırlatma varsa ne vardır? Tabii ki telmih sanatı vardır arkadaşlar. Hatırlatma, anımsatmalarda telmih aklımıza gelecek. Devam edelim. Onunla. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Öblek öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Öblek günü tavratur. Yalgın küçün kevretür. Erdin acın sevretür. Kaçsa tadı ertilür. Şimdi Alper Tunga sabusu arkadaşlar bu. Alper Tunga sabusunda ilk kez nerede göreceğim? Divan Lügat Türk adlı eserde Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu. Hangisi doğrudur diyor. Tabii ki cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Bir sabı örneğidir ve Divan Lügat Türk'te ilk örneklerine rastlanır diyeceğiz. Devam edelim 11. soruyla. Bu dörtlükler aşağıdaki dini tasavvufi nazım türlerinden hangisine aittir? Gel Hakk'a ikrar isen, aşıklara yar isen, yüz suyun ister isen, var edep öğren edep. Edep gerektir ere, ta yolu doğru vara, edepsiz olma yere, var edep öğren edep. Şimdi arkadaşlar, dini tasavvufi halk edebiyatında tarikata yeni girenlere, tarikatın adabını, erkanını öğretmek için nutuklar söylenirdi. Var edep öğren edepte bunu net bir şekilde zaten görüyoruz. Cevabımız nutuktu. İlahi neydi? Tasavvufi halk edebiyatında Allah'a dua etmek, Allah aşkını anlatmak bunlara yer verirdi. Dolayısıyla A seçeneği olamaz. Devriye deyince insanın varoluşunu anlatırdı ve Allah'a ulaşmayı anlatırdı. Devriye bu yüzden olamaz. Şatiye Allah'la senli benli konuşma, biraz içinde alaycılık da vardır demiştik. Deme içinde ilahileri arkadaşlar Alevi tarikatında deme denir. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Devam edelim 12 ile. Bu türlerdeki nazım şekliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. İlm kesbiyle paye-i rifat, arzu-i muhal imiş ancak, aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıl ü kal imiş ancak. Şimdi uyaklanışına bir bakıyorum. A, B ve arkadaşlar C yazacağım şuraya. Daha sonra altında tekrar B var. A, B, C, B şeklinde uyaklanmış bir beytim daha olsaydı D, B şeklinde gelecekti. En az iki beytten oluşan şiirler arkadaşlar bunlar. Neden bahsediyorum? Tabii ki kıtalardan bahsediyoruz. Felsefi, tasavvufi, toplumsal düşüncelere yer verir. Yergi de vardır. Beytler arasında anlam bütünlüğü vardır. Evet. Şairler genellikle mahlas kullanmaz kıtalarda. Evet diyorum. Mesnevilerdeki uyak örgüsü kullanılır. Hayır arkadaşlar, ne dedik kıta için? A, B, C, B, D, B şeklinde uyaklanır. Peki mesneviler nasıl uyaklanırdı? A, A, B, B, C, C, D, D, nokta 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 diyelim. Bu şekilde ilerlerdi. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Kıtalar unutmayalım. En az 2, en çok 12 beytten oluşur. Matla ve makta olmayan gazele benzer. Mahlas yoktur. Anlam birliği vardır. Ve kıtalarda arkadaşlar tarih düşürmeye de çokça yer verilir. Devam edelim 13. soruyla. Öğretmen ve öğrenciler arasında soru cevabı da bu diyalogda hangi öğrenci soruya yanlış cevap vermiştir? Bakalım. 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinde öğretmen ve öğrenciler arasında geçen konuşma şu şekildedir. Öğretmen, divan edebiyatının kaside alanındaki en başarılı ismi kimdir? Ertuğrul demiş ki, Nefi divan edebiyatındaki en başarılı kaside sanatçısıdır. Evet, Ertuğrul doğru cevap vermiş arkadaşlar. Demek ki cevabımız A değil. Divan edebiyatında en fazla şarkı yazan şair kimdir? Osman demiş ki Lale Devri şairi Nedim'dir. En fazla şarkı yazan arkadaşlar Nedim değildir. En durumlu Vasıf'tır. Dolayısıyla yanlış cevap veren
Osman olacak arkadaşlar. Nedim'i şuradan hatırlıyorsunuz. Lale Devri'nde şarkı söyleyen en ünlü şairdi. En ünlüsünü sorsaydı Nedim diyebilirdik. Fakat bize en çok, en fazla şarkı yazanı sormuş. İlkini sorsaydı o zaman da Nail-i Kadim diyecektik. Diğerleri arkadaşlar doğru olacaktır. Terkibibend denince akla gelen ilk isim Bağdatlı Ruhi. Ziya Paşa da aklımıza gelir arkadaşlar daha sonrasında. Onun dışında divan edebiyatında en sık kullanılan nazım şekli tabii ki gazel olacaktır. Divan edebiyatında Arapça, Türkçe, Farsça divan sahibi olan sanatçı da 3 dilde Fuzuli olacaktır. Diğerleri de arkadaşlar doğru cevap vermiş. Cevabımız B seçeneği. Devam edelim 14. soruyla. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki türkünün etkisiyle doğduğu söylenebilir diyor. Rubai demiş. Rubai arkadaşlar Fars edebiyatında ortaya çıkar. Tek dörtlükten oluşur. İşte AAXA şeklinde uyaklanır. Felsefi konular, aşk, şarap, din gibi bunlar üzerinde durur. Ömer Hayyam öncüdür. Mahlas yoktur diyebiliriz Rubai için. Ama bunu diyemeyiz. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Peki bu şıkta bana neyi kastediyor? Şarkıyı. Hatırlayın, halk edebiyatındaki türkü divan edebiyatındaki şarkıya benziyordu. Az önce de söylediğim gibi en ünlüsü de Nedim olacaktı. Diğerlerinde bir problem yok. Ahenk sağlamak amacıyla bir gazelin her dizesine kısa bir dize eklenerek oluşturulan nazım şeklidir. Müstezat arkadaşlar uzunluğu kısalı oluşuyordu. Hatta aklımızda şöyle tutalım demiştik. Tezat kelimesi zıtlıktı değil mi? Bir uzun bir kısa. Bunlar da birbirine zıt mı? Evet. Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek için yazılan şiirlere mersi ediyordum arkadaşlar. İslamiyet öncesinde sabuydu. İşte halk edebiyatında ağıttı. Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli olan bu nazım şekli divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Mesnevi olacak. 33-99 beyt arası değişiyordu. Bir kimseyi yermek amacıyla abartılı bir üslup kullanılarak yazılan şiirlere de hicviye diyorduk arkadaşlar. Eleştiri yergi vardı içinde. Devam edelim 15. soruyla. Tanzimat dönemine ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Nedir bu cevrü tegafül zaman zaman güzelim? Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim? Tükenli sabrı tahammül üzüldü can güzelim. Bu naz ise yetişir artık el aman güzelim. Hayat bende mücerret seninle kaimdir. Neşat ü lezzetü şevkim seninle daimdir. Sen olmasan nazarımda güneş de muzlimdir. Sözün hakikati işte budur inan güzelim. Şimdi eski nazım şekilleriyle felsefi konuların işlendiği demiş arkadaşlar. Fakat ben burada felsefi konuları göremiyorum. Bu şiir arkadaşlar Tanzimat'ın ikinci döneminin özelliklerinin görüldüğü bir şiirdir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak yorumlayalım. İkinci dönem nasıl bir dönemde Tanzimat'ta? Abdülhamit'in baskısının olduğu, sanat için sanat anlayışının olduğu, bireysel konuların olduğu, dilin ağır olduğu, divan edebiyatı nazım birimlerinin türlerinin kullanıldığı bir dönem. Artı bu Tanzimat ikinci dönem Servet-i Fiyun'un oluşmasına da kaynaklık ediyordu. Dolayısıyla seçeneklere şöyle bir baktığımızda hangisi söylenebilir diyor. Tanzimat ikinci döneminin özelliklerinin görüldüğü diyebiliriz. Tabi az önce bahsettiğim özelliklerden yola çıkarak da diğer seçeneklerin zaten olamayacağını anlamış olduk. Devam edelim 16. soruyla. Bu parçada söz edilen yapıt ve yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Batı yanlısı davranışları ve giyimiyle çok da sevilmeyen Müştak Bey, saf görünümlü, aydın bir tiptir. Aşık olduğu Kumru Hanım'la ona yol gösteren kadınlar aracılığıyla evlenme kararı almıştır. Müştak Bey sevdiği kadın Kumru Hanım yerine oyuna getirilerek Kumru Hanım'ın çirkin ablası Sakine Hanım ile evlendirilir. Nikahının kıyıldığı ilk gün yanlışlığı fark eden Müştak Bey ortalığı ayağa kaldırır. Müştak Bey'in arkadaşı Hikmet Efendi nikahı kıyan imama para vererek yanlışlığı düzelttirir. Daha sonra imam yaşça büyük olan kız yerine boyca büyük olan kızı evlendirdiğini söyleyerek Müştak Bey'i bu durumdan kurtarır ve her şey normale döner.
Şimdi görücü usulü yeriyordu arkadaşlar İbrahim Şinasi bu eserinde. Cevabımız şair evlenmesi ve İbrahim Şinasi olacak. Devam edelim sonraki soruyla. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen yazara ait değildir? Ali Rıza Bey annesini ve kız kardeşini kaybedince Suriye'ye gider. Suriye'den dönünce Hayriye Hanım ile evlenir. Emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşir ve bir şirkette çalışmaya başlar. Bu şirketten belirli sebepler yüzünden ayrılmak zorunda kalır. Oğlu Şevket ise bir şirkette çalışır ve oradaki bir arkadaşıyla evlenir. Ali Rıza Bey'in kızlarının eğlence düşkünü olmaları maddi olarak daha fazla sıkıntıya düşmesine sebep olur. Bu durumdan rahatsız olan büyük kızı Fikret ise çocuklu bir adamla evlenmek zorunda kalır. Kızı Leyla'nın kötü yola düşmesiyle Ali Rıza Bey felç geçirir. Neden bahsediyor arkadaşlar? Tabii ki Yaprak Dökümü adlı eserden bahsediyor. Peki Yaprak Dökümü'nü kim yazmıştı? Reşat Nuri Güntekin. Seçeneklere bakacak olursak Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Miskinler Tekkesi ve Acımak adlı eserleri de vardır Reşat Nuri'nin. Döner Ayna kimin? Döner Ayna Halide Edip'in arkadaşlar. Halide Edip adı var. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Devam edelim 18. soruyla. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk edebiyatı Batı etkisine gelişmeye başladığı zaman diliminden itibaren edebi topluluklarda oluşmaya başlamıştır. Bu edebi topluluklardan bazıları büyük iddialarla edebiyat dünyasına adım atmışlardır. Bunlardan biri de nokta nokta edebi topluluğudur. Bu topluluk Türk edebiyatının en kısa soluklu edebi girişimlerinden birisidir. Aynı zamanda da bir bildiri yayınlayarak edebiyat dünyasına adım atan ilk edebi topluluğumuzdur. Büyük emeller ve iddialarla süsledikleri beyannamelerinin bazı maddeleri şu şekildedir. Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, edebiyat ve fikir konuları ile ilgili konferanslar düzenlemek, Batı'daki benzer topluluklarla temas kurmak, açık fikir münakaşaları ile kamuoyunu aydınlatmak, bu topluluğa mensup sanatçıların eserlerinden bir kütüphane oluşturmak, büyük iddiaların her zaman altını doldurmak mümkün olamamaktadır. Ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dağılan bu topluluğun en sadık üyesi olarak nokta nokta dikkat çekmiştir. Arkadaşlar bize parçadan Fecreti topluluğundan ve Ahmet Haşim'den bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Devam edelim 19. soruyla. Bu dizelerden hareketle milli edebiyat şairleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Her şekli hulul ettiği günden beri bir can, pervanede aşık görünür şulede canan. Şair kanı gezmiş gibi mermer damarında, hülyalar uçar heykelin ama nazarında. Şiirinde misal olmasa enlamına yarın, yalnız başucundaydı bugün servi mezarın. Gün geldi hayat ufkunu dar buldu cihanda, az sürdü beka mülküne Fatih'le bir anda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman dörtlüklerle yazıldığını görüyoruz. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmış. Dolayısıyla halk edebiyatı nazım şekillerini kullanmış diyebiliriz. Artı diyorum. Şiirlerde ahenk unsuruna yer vermişlerdir diyor. Evet, ahenk unsurları var. Mesela şurada kafiyelerimi görüyorum arkadaşlar. Tam kafiye. Damarında nazarında derken ındalar redif. Daha sonra şu kısımda yine zengin kafiyelerim var arkadaşlar. Dolayısıyla ahenk unsurları var diyebiliriz. Şiirlerinde hüzün ve karamsarlık hakimdir diyor. Bunu da parçayı okuduğumuzda net bir şekilde görebiliyoruz. Açık ve anlaşılır bir dil tercih etmişlerdir diyor. Şimdi bu şiirde arkadaşlar çok açık ve anlaşılır bir dil olduğu söylenemez. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Söz sanatlarına yer vermiştir diyor. İlk gözüme çarpan şair kanı gezmiş gibi mermer damarında. Burada bir teşbih var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Devam edelim 20 ile. Bu parçanın anlatımında baskın olan modern anlatı tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Makine gürültüyle dönerken bizler yıkama, ütüleme, kolalama, atölyemizin düşlerini kuruyorduk.
Atölyeyi briketle bahçeye kuracaktık ki su katması, boşaltması bahçede kolay olurdu. İçerisi duman duman olacak, mis gibi sabun kokacaktı. Lavanta çiçeği de atardık durulama suyuna. Daha sokağın başından sokağa tutardı bu temizliğin kokusu. Mahallenin adı bile değişirdi zamanla. Temizlik sokağı derlerdi. Ya da miski amber sokağı. Evimize de kireçle badalardık. Menekşelerimizin kokusu kireç badana duvarlarımız ve buhar buhar atölyemiz. Şimdi arkadaşlar, bilinç akışı tekniği neydi? Zamansal ve mantıksal bir akış dışında kullanılır bilinç akışı. Onun dışında bilinçaltına yer verir diyecektik. Yukarıdaki bilinç akışından alınmış olamaz. Montaj, başkasına ait olan yazının eser içine alınması olacak arkadaşlar. Bu da yok. B'yi denedim. İç monolog diyor. İç monologda iç konuşma olacak. Bunu da göremiyorum. E dedim. Parodi arkadaşlar, ciddi sayılan bir eserin içeriğini bozmadan gülünç bir etkiyle tekrar anlatılması arkadaşlar. Parodi de değil. Gösterme ve sahneleme olacak arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Devam edelim 21. soruyla. Bu dizeler öz ve biçim bakımından aşağıdaki şairlerin hangisinin şiir anlayışına daha uzaktır? Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçiler gibiyiz evencet buraların, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği gün yoktur sür peşinde bizi, her gün aynı pınardan doldurup testimizi. Kırları açılır çıngıraklarımızla, okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. Kuzlar bize söyler yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek, önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek. Şimdi arkadaşlar, Kemalettin Kamu'nun yazmış olduğu Çoban Çeşmesi adlı şiir. Şimdi seçeneklere şöyle bir bakacak olursak, Zeki Ömer, Defne, Arif Nihat Asya, Orhan Şahik Gökyay, Bedri Rahmi Eyüpoğlu arkadaşlar milli zevk ile yazarlar şiirlerini. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Oktay Rıfat Horolcu garip akımındaydı. Yani birinci yeni akımındaydı. Oktay Rıfat ve arkadaşları Orhan Veli gibi, onun dışında Melih Cevdet Anday gibi halk deyişlerine yer verirlerdi. Yergi alay vardı şiirlerinde. Toplumsal sorulara da yer verirlerdi. Dolayısıyla en uzak olan Oktay Rıfat olacaktır. Devam edelim 22. soruyla. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 32 yaşındayken ilk romanı Aşk Budur yayımlanır. Daha sonra peş peşe diğer romanları basılmaya başlar. Hepsi de tasavvuf ve manevi aşkla yüklü olan bu eserler kısa zamanda dikkatler üzerine çeker. Geçmiş Osmanlı özleminin egemen olduğu geleneklere ve dine bağlı aile çevresinin uygarlık değişiminin getirdiği çatışmaların işlendiği romanlar yazar. Bir Türk İslam münevveri ve mütefekkiridir. Eserlerinde İstanbul hatıralar, zengin konak yaşamı, adalar en çok işlediği konulardır diyor. Cevabımız arkadaşlar Semiha Ayver'de olmalıydı. Devam edelim 23. soruyla. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen yazara ait değildir? Şimdi bakalım paragrafımıza. İstanbul'da doğan sanatçı bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. Modern ve postmodern romanlar yazmıştır. Eserlerinde modern anlatı tekniklerini kullanmaktadır. Yer yer dil ve anlatım yönünden de eleştirilere maruz kalmıştır. Romanlarında kurguladığı zaman eskiye dönüşlerle veya geleceğe gidişlerle şekillenebilmektedir. İç konuşmalara çokça yer veren romanlarında tarihten, felsefeden, gazetelerden, şiirlerden, metinlerle alıntılar yapmıştır. Kişi ve mekanları canlandırmada, tasvir etmede usta bir yazardır. İlk romandan itibaren Türkiye'nin batılılaşma macerasını ve bu esnada yaşanan toplumsal ve siyasal gerginlikleri modern gelenekçi, laik dindar ikilemleriyle ele alır. Yazdığı romanlarla yurt içinden ve yurt dışından birçok ödül alan yazar, dünyanın en prestijli edebiyat ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk yazarımızdır. Tabii ki arkadaşlar, kim olacak?
Orhan Pamuk. Şimdi seçeneklere şöyle bir bakacak olursak. Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'a ait eserler. Gece Arkadaşlar, Bilge Karasu'ya aittir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği. Devam edelim 24. ve son sorumuzla. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Mevcudiyet özden önce gelir. Felsefesiyle alakalı olan bir edebi akımdır. Buna göre önce insan vardır. Yani insan önce dünyaya gelir, yaratılır. Ondan sonra bir tanımlama gerçekleşir. Öz ise tanımlamadan sonra oluşur. İnsan daha önceden tanımlanamaz, belirlenemez. Bu anlayış insanın umutsuzluğunu, anahtar kelimeler geliyor, bunalımını, karamsarlığını, baş kaldırılarını ele alır. Özgürlük, dayanışma, sorumluluk sahibi olma gibi kavramları edebiyat aracılığıyla okurlara ulaştırmaya çalışır. Bu akımın sanatçıları insanı özgürlüğüne ulaştırmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Cevabımız arkadaşlar tabii ki egzistansiyalizm, varoluşçuluk olacak. Sürrealizm zaten gerçek üstücülük, dadaizm kuralsızlığı, kural edinmeydi. Fütürizm gelecekçilik, makine seslerini diyorduk burada. Empresyonizm de arkadaşlar izlenimcilik demek. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.